Ya ne olsun be, anam iyiyim ben çok şükür. Sen nasılsın? İyi misin? Ama sesin kötü geliyor. Bak hasta değilsin değil mi? Kokusuna kurban. Hastaysan geleyim hemen. İyi peki. İyi. Maksut'un annesi yaşıyor mu abla? Hiç görmemiştim konuştuklarını. Bir de kız kardeşi var. İlk defa duyuyorum. Kız kardeşi böyle iyi, güzel bir kızdır. Buna hiç benzemez. Nalet olası kime çektiyse. Olur olur. Akşam görüşürüz. Tamam canım. Akşama program yapmalar, canımız cicimli konuşmalar. Ne oluyor? Aman Elif. Yani eski çalıştığım hastaneden arkadaşım. Hem nerede bende o şans? Senin gibi kalbimi çalan biri çıkmadı henüz. Şşt. Konuşken ne yapıyorsun? Biri duyacak şimdi. Ay, duymaz kimse. Maksut yukarıda. Annen de bahçede. Hem sen anlat bakayım, ne yaptın bugün? Konuştun mu kahramanla? Hayır. Hayır ama... Ama ne? Çok garip de her şeymiş, yani bilmiyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Sanki kaldığımız yerden devam ediyor gibiydik. Hadi inşallah. Eline sağlık. Önce heyecanlandım tabii. Ama sonra sağ olsun Selim çok yardım etti. İyi huylu, akıllı bir çocuktur Selim. Bu dönüşümlü kağıttan ambalajlar üzerine konuşulmuş daha önce. Benim de aklıma bir fikir geldi. Selim'e anlattım. O da hayata geçirdi. Aman aman, iyi geçmiş günün, süper. Ya, öyle oldu. Yarın Ankara'da bir toplantı var. Ona da Canan'la gideceğim. Aa, ne güzel Elif. İnsan baştan söyler. Ya bilmiyorum ki. Öyle şey dışı toplantıları falan. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Ya ne yapayım ben, bu herifle ortak olduk diye lokmasını da mı sayacağız? Ne yaparsa yapsın. Hey, sen de babana selam söyle. Haydi. Memleketten biri mi arıyor? Bizim mahallede Memo vardı ya, Sultan Ana. Boğaz'da lüks restoranda garson olmuş. Senin ortak karısıyla beraber yere yatmış da onu söylüyor. Ben de ne yapayım dedim. Efendim. Evet, rezervasyonu yaptırdım. Tamam. Hadi akşam görüşürüz. Akşama programın var galiba. Evet. Bir arkadaşımla yemeğe çıkacağız. Arkadaşım dediğine göre ben tanımıyorum herhalde. Neden sordun? Akşam toprağı görmeye konağa gelirim diyordum o yüzden. Demek öyle ha? Hı. Biz de gidelim Maksut. Ya boş ver Elif, ne yapacağız orada ya? Ne yaparlarsa yapsınlar. Maksut. Sen şık giyin. Bize de yer ayırt o restoranda. Akşama biz de orada olacağız. Peki Elif'im. Sen nasıl istersen. Biz buradayız. Nerede kaldınız? Ya sıkma canını Elif'im. Kahraman da ortaklarını görecek işte.
Biraz da onun keyfi kaçsın bakalım. Kaçacak. Hiç merak etme. Şey, affedersiniz. Ablacığım, bu rıhtım ne tarafta acaba? Rıhtım, bak şurada cadde var ya, bak şu cadde tarafta. Ay, bırak! 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 Hırsız! Ay, çantam! Yardım edin! Çantamı çaldılar, yardım etsenize! Yakalasanıza! Gitti, her şeyim gitti. Çantam gitti. Gitti, çantam gitti. Sizin çantanızın çaldı. Sen? Sana ne? Sevinmişsindir sen de. Polis de yok. Gitti. Hadi gelin, hadi. Gelin karakola gidelim. Hadi. Gidelim. Gidelim. Bu tarafta. Çantam gitti. Tamam. Ne arıyorlar burada? Ne hoş bir kadın. Ne oluyor kahraman? Niye geldiler buraya? Of! Gitti her şeyim. Kredi kartım, nüfus cüzdanım. Ablamla çocukluk fotoğrafım vardı. Allah'ın cezaları. Şimdi biz gerekeni yaptık. Şikayetimizi karakola bildirdik. Artık bundan sonra daha fazla üzülmenin bir faydası yok bence. Ne yapayım? Ha, ne yapayım? Göbek mi atayım? Sana göre hava hoş tabii. Ya ben onu demek istemedim ki. Yani daha fazla üzülme diye, üzülmeyin diye söylemek istedim. Hatta bir şey demedim. Şey yapalım mı? Sahile inelim. Birer çay içelim. Ondan sonra ben size bırakayım. Olur mu? Tamam. Çok sağ ol. Ne demek canım? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Sen iyi oldun.